Manisa'da hava programından herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta çarşamba, perşembe günleri Türkiye batıdan yaklaşan sıcak hava ve öncesindeki lodosun etkisi altında kalmıştı. Bu yüzden geçen hafta perşembe, cuma ve cumartesi günleri ülkenin batısı, Ege bölgesi, Manisa ve çevresi sıcaklıklar 20 derecenin üzerinde seyretti. Hafta sonundan itibaren kuzeyden Türkiye'yi etkilemeye başlayan yüksek basıncın etkisi altında kaldı. Ekranda gördüğünüz basınç haritası. Türkiye'nin kuzey kesimleri yüksek basıncın, güneyi ise alçak basıncın etkisi altında. Sıkışmadan dolayı her iki hava basınç sisteminin sıkışmasından dolayı rüzgarlar kuzeydoğulu ve sert esiyor. Bundan dolayı özellikle Manisa ve çevresinde Ege bölgesinde sarı kodlu uyarı verildi. Rüzgarlar zaman zaman fırtına seviyesinde esti. Kuzey doğudan esen Poyraz soğuk havayla birlikte sıcaklığı daha fazla soğuk olarak hissettirdi. Ekranda gördüğünüz gibi Türkiye'nin kuzey kesimleri yüksek basıncın, güneyi ise özellikle Güneydoğu Anadolu ve güneyi alçak basıncın etkisi altında. Batı bölgelerimizde pazartesi günü başlayan atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın Türkiye'yi etkilemesi, yerde ise yüksek basınçla beraber batı kesimleri Poyraz'ın etkisi altında kaldı. Poyraz zaman zaman sıcaklığı daha da soğuk hissetmemize neden oldu. Yağışlı hava bugün İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkisini gösterecek. Daha sonra yarından itibaren ise yurdumuzda yağış beklenmiyor. Diğer gösteri haritalarla beraber ekrana alalım. Radarla beraber şu anda ekranda gördüğünüz sabah saatlerinde alınan Türkiye'ye ait bir radar fotoğrafı. Birleştirilmiş radarların bir arada gösterildiği tüm Türkiye'yi gösteren bir fotoğraf. Bu radar fotoğrafından görüleceği üzere Türkiye'nin güney kesimleri, Akdeniz'in doğusu, Mersin, Adana, Urfa civarında yağışlar var. Yağışlar bugün kendisini kuzeydoğuya doğru hareket ederek Sivas, daha sonra Doğu Karadeniz'de etkisini göstererek yarından itibaren yurdu terk edecek. İleriki fotoğrafı alalım, uydu fotoğrafıyla devam edelim. Bir sonraki uydu fotoğrafı, şu anda ekranda gördüğünüz yine sabah saatlerinde alınan uydu fotoğrafı, bir önceki radar fotoğrafıyla beraber uyumlu. Türkiye sağ alt köşede, güney kesimleri Doğu Akdeniz'de, Antakya, Urfa, Mersin, Adana civarlarında bulutların yoğunlaştığını, gene bu çevrelerde yağış devam ediyor. Animasyonlu haritalara geçelim. İlk önce basınç ve sıcaklığın birlikte gösterdiği animasyonlu haritayı ekrana getirelim. Şu anda ekranda gördüğünüz animasyonlu bugünden itibaren son 10 gün içerisindeki, yani önümüzdeki 10 gün içerisindeki basınç ve atmosferdeki sıcaklık dağılımını gösteriyor. Türkiye sağ alt köşede mavi renkler ve koyuleşen maviler soğuk havayı, sarıdan kavunçu ve kırmızıya doğru giden renkler ise ısınmayı gösteriyor. Ekranda gördüğünüz gibi Türkiye'nin bir kısmı soğuk havanın, batı kısmı ise sıcak havanın ilerleyen günlerde etkisi altında kalacak. Tekrar hareketli görüntüye tekrar harekete geçirirsek bunu daha net görebiliriz. Bir sonraki fotoğrafta şu anda ekranda gördüğünüz animasyonlu önümüzdeki 10 gün içerisindeki yağış hareketlerini görüyoruz. Az önce ekranın programın girişinde belirtmiştik. Sadece Türkiye'nin güneyinde, Doğu Akdeniz'de, Antakya, Mersin ve Urfa civarlarında yağış vardı. Yine buna paralel olarak ekranda da orada yağışlarla başladı. İlerleyen günlerde geçen hafta ayın 24'ünü ve 25'ini dikkat çekmiştik. Özellikle soğuma ve yağışla beraber yağış animasyon haritasından görüleceği üzere Türkiye'nin batı kısımları önümüzdeki 10 gün içerisinde yağış beklenmiyor. Sadece ayın 25'inden itibaren 25, 26 ve 27, 28 Aralık tarihlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz yağışlı havanın soğuk havayla beraber etkisinde kalacak. Bundan dolayı yağışlar Kayseri, Sivas
ve Kuzeydoğu'ya gidildikçe Doğu Karadeniz'den kar olarak düşecek. Ayın 25'i, 26 ve 27 tarihlerinde bu bölgelerde kar yağışı görülürken batıda ise yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yani Türkiye'nin bir kısmı soğuk kış şartlarını yaşarken Batı ve Manisa'nın da içinde bulunduğu bölge nispeten sıcak şartlarda ve yağışsız havada yeni yıla doğru girecek. Sık sık soruluyorlar yılbaşına doğru kar yağacak mı diye. Bir sonraki animasyonlu harita kar animasyon haritası. Şu anda evet bugünden itibaren başlıyor. Sağ alt köşede Türkiye. Türkiye'nin özellikle İç Anadolu'nun doğusunda Doğu Anadolu. Yani Konya'nın kuzeyinden başlayarak Sivas, Niğde ve kuzeye doğru giden bölgede kar örtüsünün olduğunu görüyoruz. Gene ayın 25'ine itibaren evet tam da bugün 26-27 tarihlerinde kuzeyden gelecek Türkiye'nin orta ve doğusundan itibaren etkileyecek yağışlı havayla birlikte saydığımız bölgeler İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz tekrar kar yağışının etkisine gelecek. Ama bu tarihten itibaren Türkiye'nin batısı, doğusu soğuk şartlar, kış şartları yaşarken batı kesimler mevsime göre daha sıcak ve yağışsız şartlarda devam edecek. Bütün bu anlattıklarımızı tekrar grafik olarak değerlendirelim. Şu anda ekranda gördüğümüz önümüzdeki 15 güne ait meteorolojik parametrelerin seyrini içeren bir grafik. Ortada bunu her programda getiriyoruz. Çünkü iki hafta içerisindeki hava durumunu özetleyen bir grafik. Ortada kırmızı ile gösterilen grafikler, zikzaklar günlük maksimum ve minimum sıcaklıkların seyrini gösteriyor. Programın başında da belirttik. Batıdan başlayan pazartesi günü serin hava, geçtiğimiz haftaki 20 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklarda 12-13 derece düşüşlere neden oldu. Manisa'da bu sabah en düşük sıcaklık Manisa merkezde 2 derece. Manisa'nın ilçelerinde ise 0 derece civarında gerçekleşti. Yer yer Turgutlu, Akhisar ve Göl Marmara'da 0 derecenin altına indi. Bugün maksimum sıcaklıklar 12-13 derece bekleniyor. Dün soğuk havanın etkisiyle ve Poyraz'ın etkisiyle sıcaklık, maksimum sıcaklık Manisa merkezde 11 derece ölçüldü. Ekrandaki grafiklerde gördüğünüz üzere bugün ve yarın sıcaklıklar yükseliş trendinde. Önümüzdeki günlerde gündüz maksimum sıcaklıklar 15 derecenin üzerinde, gece minimum sıcaklıklar ise 5 derece civarında seyredecek Manisa merkezde. Manisa'nın ilçelerinde Turgutlu, Salili, Alaşehir ve Akhisar gibi seviyenin düşük olduğu ova kısmında sıcaklıklar gündüz 13-14 derece civarında, gece ise en düşük sıcaklıklar 2 ila 3 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Bugünden itibaren bir hafta boyunca Poyraz zaman zaman kendini hissettirecek. Geçtiğimiz günlerdeki gibi kuvvetli olmasa da zaman zaman Poyraz hava sıcaklığını daha serin hissetmemize neden olacak. Önümüzdeki hafta ara ara lodos görülse de zaman zaman da Poyraz etkili olacak. Aralığın sonunda ve ocağın başında, yani yıl başında Manisa ve çevresinde bugünkü tahminlere göre yağış beklenmiyor. Grafiğin en sonunda mavi gördüğünüz butonlar yağışlar Ocak ayının 3'ü, 4'ü ve 5'ine ait. Bugünden itibaren Ocak ayının perspektifi, yani yağış tahmini, ayın 3'ü, 4'ü, 5'i tekrar batıdan başlayan serin havanın ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Ocak ayında 3, 4 ve 5 Ocak tarihlerinde yağış bekleniyor. Tabii periyot uzadıkça gerçekleşme ihtimali de düşüyor. Geçen hafta ayın 24'ü ve 25'ini özellikle vurgulamıştık. Bugünkü tahminlere göre 25 ve 26'sı yurdumuzun İç Anadolu ve doğusunu etkilediğini görebiliyoruz. İleriki programlarda tekrar ayın 3 Ocak, 4 ve 5 Ocak'taki yağışa ait değerlendirmeleri ele alacağız. Önümüzdeki programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler.